arkadaşlar. Yine yeni bir YouTube videosunda daha beraberiz. Bugün sizlere evimdeki çiçeklerimi tanıtacağım. Daha doğrusu sizleri onlarla tanıştıracağım. Bu benim aşk merdivenim. Evimin oksijen deposu. Çok seviyorum. Evdeki havayı, kirli havayı temizleyen çok muhteşem bir çiçek. Çok coştu. İçinde bakın küçük küçük gelenleri var. Şimdi bahar yaklaştı. Artık tamamen uyanışa geçecekler. Evim her yeri çiçek. Her yeri çiçek. Bayılıyorum. Çok seviyorum onları. Onlar benim güzellerim, kızlarım. Bakın burada süt kaktüsüm var. O da harekete geçti. Hatta bir tanesini kırdım. Minik bir saksıya diktim. Onun tutmasını bekliyorum. İnşallah o da tutacak. Bunlar orkidelerim. Gördüğünüz gibi. Bu yeni geldi. Yeni geldi, hoş geldi. Eşimin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü, Emekçi Kadınlar Günü hediyesi. Orkidelerim. Gördüğünüz gibi. Dal verdi. Bu da verdi. Allah'ım çok tatlılar. Nazar değmesin onlara. Diğerleri henüz daha uyanmadı. Uyanacaklar inşallah. Mart'ın çıkmasına çok az kaldı. Orkidelerimin geçen seneki görüntüleri. Bakar mısın renklere? Bu da diğeri. Daha küçükmüş. Çok tatlılar, kıyamam. Bunlar da eşimin biricik kaktüsleri. Onları çok seviyor, gözü gibi bakıyor. Küçücüklerdi böyle, miniciklerdi, nohut kadar. Ama kocaman oldular. 1,5 yıldır büyüdüler. Burada da hemen göstermek istiyorum. Dikenlerin tacı. Aslında evimizin tacı. 4 mevsim çiçek açar, hiç üstünden çiçeği eksik olmaz. Ama biraz yaprak döktü çünkü burası çok soğuk. O yüzden kışın azizliğine uğradı diyebilirim. Burada kılı çiçeğim var. Kılıcım çok güzel. Yılların kılıcı. Bakın yeni yeni gelenleri var. Bayılıyorum ona. O renkler beni öldürecek. Burada yine aloe veram var. Bunda küçücüktü, minicikti. Bunu bir marketten satın almıştım. Sonra bu kütüğün içine diktim. Çok güzel oldu. O da gelişmeye başladı. Burada kavuçuklarım var. Gördüğünüz gibi çok sağlıklılar. Yerlerini çok sevdiler. Pırıl pırıl. Bayılıyorum. Ben çiçekleri olmadan yapamam. Asla yapamam. Onlar benim hayat kaynağım, neşe kaynağım, enerjim. Bu da yılbaşı çiçeğim. Yalnız bu sene açtıramadım. Ona çok üzüldüm. Ama olsun. Açarlar diye ümit ediyorum. Açması için elimden ne geliyorsa yapmaya devam edeceğim. Bu arada hemen gidiyorum. Burada Benjamin'im var. Bu da evimizin kraliçesi Benjamin. Gördüğünüz gibi ışığını ayarlayamadım. Şöyle mi göstersem? Evet. Gördüğünüz gibi Benjamin. Küçüktü bu. Ufacıktı. 50 santim kadardı. Ama büyüdü. Kocaman oldu. Tabii artık kışın uykuda oldukları için henüz harekete geçmediler. Biraz da yaprak döktü. Yerini pek sevmemişti. Ama alıştı. Şimdi balkonuma gidiyorum. Bu arada bunlar da diğer balkondaki papatyam ve açelyam. Allah'ım bayılıyorum bunlara. Evet, balkonuma geldim. Şöyle genel bir göstereyim. Sonra tek tek tanıştıracağım sizi. Burada arkadaşlarımdan aldığım çeşitli yılbaşı çiçeklerim var. İşte değişik renklerde açıyorum sanırım. Onları diktim. Bekliyorum. Sanırım tuttular. Herhangi bir olumsuz görüntüsü yok. Burada da çok tatlı pijamalı telgraf çiçeğim var. Bunu bir eczacı arkadaşımın eczanesindeki çiçekten kırdım gizlice. Aslında çaldım diyebilirim.
Tabii ki yakalandım. Hani derler ya, çalınan çiçek çok güzel tutarmış diye. Bu da maşallah çok güzel tuttu. Bekliyorum uzamasını. Burada şöyle bir ağacım var. Ağaç diyorum çünkü artık ağaç gibi oldu. Bu sardunyagillerden sanırım. Çünkü yaprakları sardunyaya çok benziyor. Bakın sardunya, bu da bunun yaprağı ama ne olduğunu bilemedik. Yani nedir adını bilemiyorum. Biz buna sardunya ağacı ismini verdik. Çok güzel çiçek açıyor. Çok böyle mükemmel, inanılmaz güzel çiçek açıyor. Hatta geçen sene küçüktü. Açtığı çiçeklerini çekmiştim. Fotoğrafı var. Onu birazdan sizlere paylaşırım. İşte geldi. Geçen seneki açmış hali. Mükemmel. Nasıl bir çiçeksin sen? Çok güzel. Bu sene de açınca tekrar sizlerle paylaşacağım. Böyle geçiyorum. Bunlar sardunyalarım, canlarım. Bu saksıya birkaç tane kök diktim. Böyle kırmızı, pembe, fuşya. Şimdi bahar gelince coşacaklar ve beni mutlu edecekler. Burada oğlum var. Parlak Mustafa'm. Çok güzel. Aşağıya kadar sarkmıştı ama ben onu kışın budadım. Çünkü yaprakları sarardı. Çok üzülmüştüm sararınca ama bakın tekrar harekete geçtiler. Burada da yine sardunyalarım var. Burada aşkın gözyaşları. Coştu da coştu. Çok seviyorum onu. Burada yine limon ağacım var. Aradaki Malta eriğim. Bu eşim ağacı. Eşim dikti ona. Bu arada hep bunların hepsi çekirdekten yetiştirme. Bu da limon ağacı. Burada tekrar sardunyam var. Allah'ım şunun rengine bakar mısınız? Çok tatlı. Bunu da Ordu'dayken bir bahçeden kırmıştık. Çok güzeldi. Ama biraz yavaş gelişiyor. Sanırım bu sarmaşık sardunya. Ama gelişiyor ama gelişiyor yani. Çok güzelsin Allah'ım. Burada kumkuat ağacımın meyvesinin çekirdeğinden yetiştirmeye çalışıyorum tekrar. Burada yine telgraf çiçeğim var. Mor. Eflatun çiçekler açar o. Allah'ım nasıl güzel. Açtığı zaman tekrar size hepsini göstereceğim. Şimdi gelelim. Ana çiçeklerimize. Bu kumkuat ağacım benim. Çok güzel maşallah. Çok tatlı. Üstünde meyveleri vardı. 40'a yakın meyvesi vardı. Bakın burada tekrar kalmış. Çok tatlıdır. Of. Şurada da var yine. Bakın. Çok güzel. Çok çok çok. Nazar değmesin onlara. Bakın arada. Çok güzel. Bu sene yine çiçek açacak benim kızım. Bir sürü meyve verecek. Hepsini sizlerle paylaşacağım tabii. Burada da kızım var. Ağacına sallanıyor. Bu tarz bebekleri yapmaya bayılıyorum. Hem vakit geçiriyorum, hem eğleniyorum, hem öğreniyorum. Bunlar çok insanı geliştiren uğraşlar diye düşünüyorum. Burada da bir tane var, dedem var. Bakın. Bunun da aslında yılbaşı cücesiymiş ama ben ona dede ismini verdim. Böyle onları sallıyorum. Çok tatlılar. Bayılıyorum onlara. Onlara diyorum çünkü bu da dedemin abisi. Çok tatlılar. Bu da küçük kardeş. Çizgili şapkalı. Küçük kardeş yaramaz. Gördüğünüz gibi burada da kalançolarım var. Kalançolarım benim. Çok güzel açıyorlardı. 1,5 sene önce Ordu'daydım ben. Ordu'da tabii coşmuşlardı böyle. Oranın havası çok nemli. Sürekli yağmur yağıyor zaten. Ama buraya taşındıktan sonra nedense onları açtıramıyorum. Havasından sanırım. Çok soğuk bir havası var. Şu an Çorum'dayız. Bakın bu da karanfilim. Gördüğünüz gibi dikleri sararmış. Geceleri çok soğuk oluyor. Aşırı soğuk. Sanırım buranın ortamından hoşlanmadılar. Onları toparlayamıyorum. Açtıramıyorum. Bu da kadife küpelim. Bodur küpeli. O da burayı sevmedi. Ya da soğuğu sevmemiş olabilir. Onların hepsini birlikte göreceğiz. Değiştirirken saksılarını, bakımlarını yaparken.
sizlerle bunları paylaşacağım. Neler yaptığımı, onları nasıl iyileştirdiğim ya da nasıl coşturduğumu, bütün her şeyi size anlatacağım. Bütün deneyimlerimi, olumlu olumsuz her şeyi sizlerle paylaşmak istiyorum. Burada da yine kalan şolarım var. Çok üzülüyorum, onları açtıramadım bir türlü. Kalan şolarımın geçen sene Ordu'daki görüntüleri böyleydi. Çok üzülüyorum ama olmadı. Burada gülüm çok güzel açmaya başladı. Bu da eşimin bana evlilik yıldönümü hediyesi. Aşkım benim. Teşekkür ederim ona. Bu da benim limonum. Gördüğünüz gibi limonum. Bunu çekirdekten yetiştirdik yine. Bakın uçlarından uyanmaya başlamışlar zaten. Çok güzel. Gördüğünüz gibi. Bu sene çiçek bekliyorum inşallah. Tabii olursa, olmazsa. Gerçi çekirdekten yetişen ağaçlarda meyve vermesi zor oluyor diyorlar ama olmazsa ziraata gidip bunu aşılatabiliriz. Bu şekilde çiçeklerim. Bunlarla vakit geçiriyorum. Benim olmazsa olmazlarım. Gerçi eşim de çok seviyor. Bakın yine bu malta erim çiçekler. Yanındaki ceviz. O da inşallah yaprakları vardı aslında da. Tabii kışın döktü. İnşallah yeşirecek diyoruz. Burada da aynı şekilde her yere malta eriği sokmuşuz. Bakın bu da ceviz. Burada tekrar yine limonum var. Oy oy, onu budamıştık. Çok güzel oldu, bakın yeşermiş üstünden. Çok güzeller. Herkese tavsiye ediyorum. Çiçek hayatın neşesidir. Mutluluk verir. Çok güzel bir uğraş. O yüzden herkesin bu güzelliği yaşamasını istiyorum. Çiçeklere bakın, onları sevin. Onlar da sizi sever. Evinizi güzelleştirir. Hayatınızı güzelleştirir. Videolarımı beğenip abone olursanız, takipte kalırsanız çok sevinirim. Sizin de fikirleriniz olursa, önerileriniz olursa bana iletin. Büyük bir zevkle ciddiye alırım. Her şeyi birbirimize paylaşabiliriz. Hepinize sevgilerimi gönderiyorum. Kendinize çok dikkat edin. Maskesiz dolaşmayın. Mesafenizi koruyun. Hoşça kalın.